Covid'de çalışmak tabii ki bizi önce çok tedirgin etti, endişelendirdi. Hani bize bir şey olmasından çok ailemize götürüp onlara bir şeyler bulaştırmak, temas ettirmek bizi çok tedirgin etti. Ama mümkün olduğunca kendimizi korumaya, onları korumaya çalıştık. Ama ne kadar dikkat ederseniz edin, bu bir şekilde bulaşıyor ve günlerce düşünüyorsunuz bunu nereden aldım, nereden temas ettim. Ama bir türlü bu sorunun cevabını bulamıyorsunuz maalesef. İlk şeyde Covid sürecinde yani eşimle aynı evdeydik çocuklarımla ama odalarımızı ayırmıştık. Mümkün olunca aynı sofrada yemek yememiştik. Bir iki ay böyle bir süreç geçirmiştik ilk Covid döneminde. Sonra sanırım biraz daha böyle şey oldu. Hani hazır mı olduk, alıştık mı? Birazcık gevşemiştik. Ama sonra İşte ben Covid oldum. Serviste iki arkadaşım Covid olmuştu. Ben de onlarla temaslıydım. Test verdim ama hiç Covid olduğumu düşünmemiştim. Çok belirtilerim, semptomlarım yoktu. Kendimi alerjik rinit gibi düşünmüştüm. Test verdim ama testim pozitif çıktı. Bu süreç çok kötüydü. Çünkü adını bilmediğiniz, tam bilinirliği olmayan bir hastalık tanısı almıştım. Ben böyle bir tanı aldım. Bundan sonra da hani eşime, çocuklarıma bulaştırdım mı korkusu başladı. Çok endişeliydim. Mesela akşam eve gidiyorum ben. Üzerimi değiştiriyorum, duşumu alıyorum, evdeki yemeğimi yiyorum. Ama çocuklarım ne kadar büyük olursa benim yanıma yaklaşmak istiyorlar, onları seveyim istiyorlar, öpmek istiyorlar. Ama ben onların hepsine ket koymak zorunda kaldım. Hani ne zaman yanıma otursalar ben onlardan uzaklaştım. Bu da onları çok gerdi tabii ki. Ben Covid olduğumda oğlum ağlayarak okuldaydı. Temaslı olduğu için okuldan almak zorunda kaldı eşim. Ve ağlayarak geldi. Hani bu süreç nasıl geçecek diye. Bu süreç zor bir süreçti ki ben sağlıkçı olmama rağmen bazen bazı şeyleri bilmek insanı daha çok tedirgin ediyor. Çünkü hastalık sürecini az çok biliyorsunuz. Hangi günlerde neler yaşayabileceğinizi biliyorsunuz. Evet bugün iyiyim ama yarın nasıl olacağım bunun bir garantisi yok. İlk tanı aldığımda düşündüğüm şey bir tünele girdim ve sonu görünmüyor. Kendime hissettirdiğim şey buydu. Ve ben günlerce ışığı kapatmadan yatmak zorunda kaldım. Hani gözlerimi kapattığımda sanki bir daha uyanamayacakmışım gibi bir his aldım. 14 gün bir odanın içindeydim tek başına. Yani değil ki hani evin içinde gezinmek, sokağa çıkmak, sadece odanın içinde kaldım. Bu çok üzücüydü tabii ki. Bir taraftan da vefat eden arkadaşlarım var. Bunlardan biri de ben miyim acaba diye çok endişeliydim. Kötü bir süreç. Yani halkı şöyle uyarıyorum. Kesinlikle mesafeye, maskeye dikkat edilmeli. Yani o süreci yaşamak kolay değil.